Gazeteciyim ben. Haber sokakta ve aslında sokakları seviyorum. Bisiklet de beni sokakla birleştiren, sokakla bütünleştiren çok önemli bir unsur. Sürekli bisiklet kullanıyorum ve aslında habere de bisikletle çok daha kolay ulaşıyorum. Bir de şu var, sıkışan trafik, o kentin gürültüsü, kentin yoğunluğu, bisiklet sizi bundan koparıyor ve gidebileceğiniz noktaya çok daha rahat ulaşmanızı sağlıyor. Dolayısıyla tavsiye ediyorum bisiklet kullanmayı. Bisiklet kullanalım. Bisiklet kullanmayı da yaygınlaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu 15 Kasım özel çekilişinde toplamda 2 milyon 471 bin Türk lirası kazandıracak. Bu özel çekilişte bir kişi tam 1 milyon liranın talihlisi olacak. Kim bilir, belki 15 Kasım'da büyük ikramiyenin sahibi siz olabilirsiniz. 15 Kasım 2018 Perşembe günü Genç TV'de saat 20'de canlı yayını yapılacak olan çekilişimiz 1 milyon lira sahibini bulana kadar devam edecek. Biletini al, şansını dene, kazanan sen ol. Canlım ve canlım. Dur ya, o dur nedir ki abam? Dur da benzin bitiyor zaten. Geçelim alalım oradan. Yok dur. Oradan almayacağım. Buradan alacağım. Hem sana sürprizim var. Şimdi gördüm sosyal medyada. Ora değil, buradı. Ne gördün ha? Söyle şimdi. Ne oldu? Ev kazandırılmış Alpet. Olur mu ya hiç öyle şey? Sen kesin yanlış bildin. Dur ha, soralım o adama. Selam kardeş. Ulle de korkma. Evde var, arabada var Alpet parkıyla. Alpet Club kartınızı hemen alpetclubcard.com'a kaydedin. Her 50 liralık akaryakıt alışverişinizde 2018 model Jeep Renegade ve anlaşmalı markalardan yüzlerce ödül kazanma şansı yakalayın. Her 100 liralık akaryakıt alışverişinizde ev kazanma şansınız cebinize gelsin. Kuzey Kıbrıs Türksel, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs'ı sunar. Değerli dostlar, günaydın. Yeni bir Günaydın Haber Kıbrıs programında yine sizlerle birlikteyiz. Ve bugün yine düne uyandığımız gibi bir felaket haberiyle uyandık. Şimdi Kıbrıs sorununda oldukça önemli gelişmeler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile KKTC Cumhurbaşkanlığı arasında yaşandığını bize Sayın Akıncı'nın aksettirdiği krizler var. Ekonomik krizle alakalı olarak gerçekten ama gerçekten sıkıntı yaşayan, döviz düşerken yaşadığı yıkım bitmeyen, yaralarını saramayan dünya kadar insan var. Fiyatların düşmesi beklentisi var. Bütçeden %40 zam beklentisi içerisinde olan sendikalar gök kubbeyi aşağı indirmeye hazır. Hükümetin önerisi %20 zam. 1000 lira alan 200 TL artış alacak. 2000 lira alan 400 TL artış alacak. 3000 lira alan 600 TL artış alacak. 4000 lira alan 800 TL artış alacak. 5000 lira alan 1000 TL artış alacak. 6000 TL alan 1200 TL artış alacak. Yok diyor sendikalar. 1000 lira alan 400 lira artış alacak. 2000 lira alan 800. 3000 lira alan 1200. 4000 lira alan 1600. 5000 lira alan 2000 artış alacak diyor. %40 artış talebi var değerli dostlar, sendikaların. Tüm bu konuları elbette önümüzdeki dönemde uzun uzun konuşacağız. Bu talepler gerçekçi mi? Rakamsal olarak gerçekçi. Ekonomik olarak gerçekçi mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle bir gücü var mı kamuya kişi başına %40 artış
verme. Ötesinde insanlar %40 fakirleşti mi? Evet, fakirleşti. Peki özel sektör çalışanlarına, özel sektördeki işverenler %40 artış yapabilir mi? Bu da başka bir şey. Bunların tümü tartışılabilir. Bunların tümünü tartışarak, eylemler yaparak, sokaklara inerek kişisel haklarımızı savunabiliriz. Ama savunamadığımız bir şey var. Sahip çıkamadığımız bir şey var. Kişisel haklarımız kadar, şahsi gelirlerimiz kadar, şahsi menfaatlerimiz kadar menfaatlerini korumadıklarımız. Buradadırlar, burada yaşıyorlar ve bu çileyi çekiyorlar. Bu sabah bir taciz haberi de Lapta'dan geldi arkadaşlar. 17 yaşındaki bir kız çocuğu karakola gitti. 17 yaşındaki bir kız çocuğu karakola gitti. Dayım bana tecavüz ediyor dedi. Dayım bana tecavüz ediyor. Ne kadar zamandır sorusuna 9 yaşından beridir taciz ediyor. Belli bir süre sonra da tecavüz etmeye başladı dedi. Dünkü olayın patlamasının ardından bir cesaretle kendisini polise attı. Koruyamıyoruz arkadaşlar. Bir evde 4 aile, 5 aile, kayınço, dayı, amca, hala, 7 kabile, bir evde. Biz kişisel haklarımıza sahip çıktığımız kadar, kişisel sorunlarımızı korumaya gayret ettiğimiz kadar aramızda dolaşan, okullarımızda okuyan sıra arkadaşlarımız, çocuklarımızın arkadaşlarını koruyamıyoruz. Vandallardan, vahşilerden. Arkadaşlar bu insanları yaşarken öldürmekten başka bir şey değil. Şimdi dün Alayköy'e sonradan yerleşen, Alayköy'lü arkadaşlarımız da kızıyor bize, Alayköy'lü dediğimiz için, Alayköy'e sonradan yerleşen ve 2 yıl önce vatandaş yapılan adi, şerefsiz babanın itirafları var. Nedir itirafı biliyor musunuz? Pişmanım, keşke yapmasaydım. Çünkü biliyorsunuz yargıda pişman olmanın bir indirimi olduğunu düşünenler veya böyle bir teamül var. Pişmanlık yasası. Ne zıkkımız. Böyle bir düzende çok rahat bir şekilde suç işleyebileceğini zannedenler var. 2 yıl yatar çıkarım ne olacak? 2 ay yatar çıkarım ne olacak diyerek uyuşturucu satan gençler var. İçiciler satıcı olarak cezaevinden çıkıp hayatlarına devam ediyor. Çünkü orada rehabilite edilmek yerine esas cezaevindeki suçlular tarafından tımar ediliyorlar. Değerli dostlar, dün söylemiştik sizlere. Alayköy'de yaşanan olayda baba suçunu itiraf etti. Ama öncesinde adli rapor var. 17 yaşındaki çocuğun tecavüze uğradığına dair. Ve bu yıllardır devam ediyor. Baba kamyon şoförü, gidiyor, eve geliyor ve bu evde yaşamak zorunda kalıyor. Sistemin bunu yakalayabilmesi lazım arkadaşlar. Bu net, yani bu başka türlü olmaz. Utanıyorlar. Rezil olacaklarını düşünüyorlar. Ve sineye çekip bu alçakça ortamda yaşamaya devam ediyor bu çocuklar. Bu alçakça, bu küstahça ortamda yaşamaya devam ediyor bu çocuklar. Ve biz Alayköy'de yaşanan, Alayköylü olmayan, sonradan 2 yıl önce kahramanlık madalyası gibi
kendisine Kakadacı vatandaşlığı verilen baba dün tutuklandı. Mahkemeye çıkarıldı. Suçunu itiraf etti. Pişman olduğunu söyledi. Ve biz bunun infialini yaşarken yine dün akşam gece yarısı haber merkezimize düşen, bugün de Kıbrıs ve Havadis gazetelerine yansıyan, başka gazetede görmedim, varsa daha sonra söylerim. Ayrıntıları da şu anda sitemizde yer alıyor sevgili arkadaşlarımız. Ya ağlıyor yani şey yazarken. Aramızda anne olan arkadaşlarımız var. Bu tür haberleri yazarken ağlıyor. Yani şaka değil. İnsan olanın vicdanı sızlar, yüreği sızlar. Biz halen daha gidip eve rahat rahat uyuyoruz. Ertesi güne başlıyoruz. Etrafımızda olup bitenin farkında bile değiliz. Senelerce babası tarafından, dayısı tarafından ve bu Lapta'daki olayda çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama dayısı tarafından tecavüze uğradığını söyleyen kız ifadesinde başka aile fertlerini de suçluyor. Söyleyeyim. Suçu sabitlensin. Yani başka aile fertlerini de suçluyor. Bir kız çocuğunu mal gibi kullanma, istediği gibi kızım değil mi, ablamın kızı değil mi diye istediği gibi kullanabileceğini zanneden bir kültür, bir bakış açısı var. Aramızda yaşıyor. Burada belki de şu anda yanınızdan geçiyor, karşıdan geçiyor. Bunu yapamayacaklarını bilmeleri gerekir değerli dostlar. Bu broşürler basılacak, sınır kapılarında dağıtılacak cezasıyla birlikte. Yaparsan, şimdi bakınız, kabullenmemiz gerekiyor. Kabullenmemiz gereken şudur. Bu ülkede çok kolay suç işleniyor. Bu ülkede birileri çok kolay suç işliyor. Gözünü kırpmadan, tereddüt etmeden. Suç işlemek bir insan hakkı gibi görünüyor. Başkasının parasını gasp etmek, başkasının namusuna göz dikmek, başkasının evine girmek. Ya Erdemli'de kadını uyandırdılar, döve döve parasını çaldılar. Zihnet eşyalarını çaldılar. Tutuklandılar. İsyan etmesi gerekiyor hakimin, savcının, polisin en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. İpretlik. Bizde tuhaf bir yapı var. Suç işleyen deport ediliyor, sahte kimlikle gene geliyor. Diyor ki Sayın Bakan, 2561 kişiyi biz 10 ayda kapıdan döndürdük. Deniz limanlarından, havalimanlarından geldiler, giremediler. Eminim kara limanları da var içerisinde. Güneyden gelmeye çalışıp giremeyenler de var. Yetmez. Cezaevinde 537 mahkum var. 150'si KKTC vatandaşı. 285'i karışık TC ve KKTC vatandaşı. Sonradan KKTC vatandaşı almış. İşte kızına tecavüz eden baba. Alayköy'de. KKTC vatandaşı. Artık benim için bunun da bir önemi yok. Cebinde taşıdığı kimlik bir simgedir. Aramızda dolaşıyor olması bir vakadır. Bir sorundur. Mücadele edilmesi gereken bir durumdur. Suç işlemeyi kendinde hak gören, çok rahat suç işleyebileceğini zanneden, suç işlediği zaman bunun ağır bir cezası olmadığını düşünen babalar, dayılar, amcalar, magandalar aramızdadır. Bu tespiti yaparsak sorunu çözmek daha kolay olur. Bizim övündüğümüz nokta nedir bilir misin? Suçlu sayısına göre 1000 kişilik bir cezaevi yapıyoruz. Eski hükümet bu benim başarımdır der, yenisi ben hızlandırdım der. O der, bu der. Başarı kriteri artan suçlu sayısını barındıran bir cezaevine sahip
olacak olmamız değildir, olmamalı. Reddetmemiz gerekiyor. Yıkılsın. Viran olsun. Bir baba senelerce kızına tecavüz ediyorsa ve bunu fark eden bir anne yoksa, bunu fark edip de susan bir anne varsa, bir hala, bir teyze, bir baba anne, bir nene, bir dayı varsa, dayı yıllarca bir çocuğa tecavüz ediyorsa, bunu fark eden anne kardeşini korumak için susuyorsa, baba bunu fark edip susuyorsa, bu memleket yansın arkadaşlar. Slogan olsun diye söylemiyor. Gerçekten yansın. Yansın, yıkılsın, yok olsun. Eksik olsun çözüm. Eksik olsun Türkiye'den gelecek kaynak. Eksik olsun memura %40 mı yapılsın, 20 mi yapılsın. Eksik olsun alacağımız askeri ücret. Tekrarlayın kendinize, bir bakayım. Etrafınızda bir babanın kızına tecavüz ettiğini, bir dayının öz yeğenine tecavüz ettiğini. Ya bir sısımı akrabayı gördük de öyle sevgiden tir tir titrerik. Bu ne menen bir duygudur. Bu nasıl bir vicdandır? Şimdi okuyorum arkadaşlar yorumları gözümün bir ucuyla da. En ağır cezalar ne olacak yani arkadaşlar? Ne olacak? Getirebildik Mustafa'cığı. En ağır ceza verilsin. Hayır. Verilecek zaten. Yani benim derdim şu. Önleyebilmemiz gerekiyor. En ağır ceza verilsin. Paşa paşa yatsın içeride. Yatmaz da bu tecavüzcüler içeride paşa paşa. Yattırmazlar yani paşa paşa. Koğuş ağaları, abiler, gardiyanlar bir kenara. Bu çocuk tecavüzcüleri vesaire. Bunlar rahat yatmaz. Sorun o değil. Onun ne hali varsa görsün. Bir anne çocuğunu bıçakladığı zaman yine burada şu yorumu yapmıştı. Burada yok. Diğer stüdyodaydık sevgili dostum. Yani dere boyundaki stüdyodaydık. Ve demiştik ki bu olay son olmayacak. Şu an, şimdi evinde tacize uğrayan, şiddet gören, benzer bir akıbeti yaşaması muhtemel çocuklar var. Bu çocuklar varsa bize yaşamak haram. Bunu önlemek için gereğini yapmamız gerekiyor demiştik. Şimdi çağırın Sosyal Hizmetler Dairesi müdürünü, bin tane şey anlatır size. Bin tane. Ve bir şey söyleyeyim size. Bu iki olay arka arkaya çıktı ya, Alayköy'den cesaret alarak bir çocuk kendini 20 polis karakoluna attı. Ve dedi ki bana tecavüz ederler. Ederler. Dayım ve ifadesinde o da babam diyor. Söyleyin gitsin. O da babam diyor ifadesinde. Dayım ve babam. Güzelyurt bölgesinde amcam ve babam. İki tane rehber öğretmen ortaya çıkarttı. Çocuk korkusundan söylemedi, söyleyemedi. Aylarca sustu. İki tane rehber öğretmenin inadı Şehit Turgut Ortaokulu'nda. Üstelik mezun olup gitmesine rağmen bu çocuk. Bu olay ortaya çıkarttı. Arkadaşlar, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın batmasının ardından devletin belli kademelerine istihdam edilen eski hostesler, kabin görevlileri, yer görevlileri var. Sosyal hizmetler memuru olarak biz onların bu ülkede hizmet vermesini bekliyoruz. Bizim uzmana ihtiyacımız var. Çocuğun ya oldu mu abim böyle bir şey? Yok abi olmadı. Tamam hadi bay bay. Oldu mu ablam böyle bir şey? Olmadı abla. Hadi ablam bay bay. Olmamış. Yazar raporu gider. Çocuğun gözünün içine baktığında anlayacak. Yalan söyleyip söylemediğini. O zulüm o evde devam etmeyecek. Bu ülkenin uzmanı o kapıdan içeriye girdiği zaman kök söktürecek.
Çünkü sosyal hizmetler uzmanının raporu var güzel yurtta. Olay bir yıl sonra yeniden o öğretmenlerin ısrarı üzerine ortaya çıkarılıyor. Ve kız kurtarılıyor. Şunu yapıyor olabilir bazen. Yanlış ihbar. Yanlış ihbarsa da yanlış ihbar. Dibine darı ekecekler, ortaya çıkaracaklar. Yanlış ihbarsa da yanlış ihbar. Arada iftiraya uğrayanlar olacak mı olacak? Çünkü bedeli ağır oluyor arkadaşlar. Sonuca bakar mısınız? Sonuca bakar mısınız? Neler yaşadığımızın ve şu anda birçok gencin, çocuğun yalnızca cinsel taciz değil. Evlerinde kötü muamele, sözlü taciz. Baskı görerek intihara sürüklendiğini yaşayarak öğreniyoruz. Bu ülkede vardır. Bu ülkede anne baba olamayacak ehliyete sahip insanlar evleniyor ve çoluk çocuk sahibi oluyor. Alacak devlet o çocuğu. Alacak. Her doğuran ana, her ismenin sahibi baba değildir, olamaz. Yaşayarak öğreniyoruz. İntihar ediyor çocuklar. Tacize uğruyor. Şiddet görüyor. Ve tamamı bu ülkede oluyor. Ve biz şöyle bir rahatlıktayız. Yeni vatandaş mı yoksa Kıbrıslı Türk mü? Yeni vatandaş. Tamam zaten. Arkadaşlar unutun o tacizci babayı, tacizci dayıyı, tecavüz eden amcayı, tecavüz eden babayı. O çocuk sizin nefes aldığınız bu coğrafyada bu eziyeti yaşıyor. Sorun budur. Sorun budur. Cevap vermemiz gereken, isyan etmemiz gereken sorun budur. Siz eğer bunu sorun olarak görmüyorsanız ve bununla mücadele etmemiz gerektiğinin farkında değilseniz, söylüyorum tekrar yansın. Ahlaki değerlerdeki çöküş, ne yazık ki bu haberleri sık sık duymaya başladık diyor Muhammed Gaffari. Alp Ermiya tırnaklarını çekeceğim, bu pisliğin yok pişmandır diyor. Ali Bardak günaydın, Pembe Aylar. Peki bu tecavüz olan çocuklar annesinin neden rahatça derdini anlatamadı? Sordular mı çocuğa? Demek ki çocuk derdini söyleyemeyecek kadar bir tehdit altında da olabilir. Evde dayak var. Yoksa çocuk rahatlıkla derdini anlatabilecekti. O evde, o evin içinde bunu anlayamayacak anne yok. Anne ise anlar. Anne ise susmaz. Susmayacak. Cenk Çakmak, günaydın Nemide Eray Tunalı, cezaevinde en aynı şekilde ödüllendirilecek eminim diyor. Eylem Dolmacı, Hüseyin yeter artık devam etme, seni izlemekten vazgeçeceğim diyor. Beni izlemekten vazgeçmen bu olayların sonunu getirmeyecek Eylem Hanım. Derdim budur zaten. Ben de bilirim. Şimdi oturayım deyim ki memura %40 artış yapın. Yüzlerce memurun övgüsünü alayım. Döneyim deyim asgari ücretliye de %40 artış yapın. Onlar da beni sevsin. Derdim bu değil. Bu olayların bitmesi gerekiyor bu ülkede. Bu olaylar bitene kadar vicdanımız sızlasa da, yüreğimiz parçalansa da bu olayları konuşacağız, çözüm arayacağız. Herkes olduğu noktada görevini yapacak. Herkes. Yoktur bunun başka bir çaresi. Çünkü yarın başka bir çocukla yüzleşeceğiz. Hepimizin yüzüne tükürecek. Hak ediyoruz çünkü. Benim devam edip etmememin bir önemi yok. Mustafa Abuzet, Fatih Aztekin günaydın. Ertan Birinci, Mustafa Abuzet yapın idamı diyor. Ahmet Boranlı, bu tip insanlar. Hakkı Celal Önen, tamamen yorumlarına ve hassasiyetine ve hatta kızgın tepkine katılıyorum diyor. Hakkı abi teşekkür ederim. Bülent Kanol, Dursun Çebi, Özlem Kavaz. Eylem Hanım, neden Hüseyin Bey'i dinlemekten vazgeçiyorsun diyor. Yani bunları konuşmamız, büyütmemiz gerekiyor Eylem Hanım. Siz de bulunduğunuz ortamda bununla ilgili siyaset geliştirilmesi için çaba harcayın.
Eleştirin uygulamayanlar. Ama susmayın. Yokmuş gibi davranmayın. Çünkü siz yoktur deyince bu olaylar yok olmuyor maalesef. Çok mutlu değilim. Her bu olaylar olduğunda çocuklarımıza bakıp ağlıyoruz. Kirpiğine bir şey değmesin. Başkasının çocukları çocuk değil. Allah için olsun. En ağır şekilde. Hem tedbir alınması için hem ceza verilmesi için. Bulunduğumuz her ortamda susmamamız gerekiyor. Susmamamız gerekiyor. Adaletsizlik karşısında susan dilsiz şeytandır. Doğru mu? Çünkü birçok dilsiz şeytan bu çocukların etrafında yıllardır fır dönüyor. Bir şey bildiğim için söylüyorum. Biliyorlardı ve susuyorlardı. Çünkü bu ülkedeki kadınlar kendisini sahipsiz hissedebiliyor. Nereye gidecek? O şiddetten altında ezilmek zorunda kalıyor. O çocuklar ne yapacak? Sus annem, tamam annem, geçecek annem. O çocuklar bu tacize maruz kalıyorlar da susuyorlar. Şimdi onların biz susarsak onlar da susar. Biz susarsak onlar da hakkını arayamaz. Ne demek susacağız? Susalım diye siyaset yapmamalı kimse. Ne yapalım? Ağa çekelim. Dereleri ıslah edelim. Kaplumbağalara yem atalım. Derelere balık atalım. Yok yani böyle bir coğrafyada yaşamıyoruz maalesef. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın kuzeyi maalesef böyle bir coğrafya değil. Orman dairesi yapsın işini. Ama biz sosyal hizmet görevlilerinin, sosyal hizmet politikalarını belirleyenlerin, adli olarak bu huzuru sağlamak zorunda olanların gözüne diken olmak zorundayız. Yoksa yapmayın ya. Ben mesela bu programı yapmayın. Ben gene bir şekilde çıkarırım yani maaşımı. Herkes işini yapsın. Susmayalım lütfen. Etrafınızda varsa da susmayın. Alp Arcataş günaydın. Mustafa Abuzet. Kimin uğrunda diyor. İstediğin kadar söyle. Mersin'den selamlar diyor. Çiğdem Öğen. Nevzat Akçagil. Remzi Kaymakam torunları. Memleketin hali çok kötüye gitmeye başladı. Şerife Damdelen. Bunlar yatacak çıkacak. Zaten kendi çocuğuna tecavüz eden birisinin kafası bence aldığı ceza sonrasında da temizlenmez. Olan çocuklarımıza olacak. Senelerce yaşadıkları travma, işkence düşünemiyorum. Bu çocuklar nasıl topluma kazandırılacak? Nasıl etraflarına karşı güven duyup aile kuracak? Ciddi derecede bir toplumsal travma döneminden geçiyoruz ve buna maalesef dur denilemiyor. Şerife Damdele. Yüreğine sağlık. Sevgili Şerife. Yüreğine sağlık. Kumsal Emlak, Mehmet Ekin Mayıs, Elgün Ali Güldü, Salise Akman 4, kalbim sıkışıyor diyor. Ben ölüyorum mide ağrısında. Bir de bu haberi yazmak var, görsel hazırlamak var, edit etmek var. Mahkemede dinlemek var. Burasını sansürleyelim de burası ulaşmasın insanlara. Kısımları var. Var yani bunlar. Ve bunlarla yüzleşe ilerliyoruz. Bahire Zaimoğulları, Mehmet Kortay, Hasan Minare teşekkür ediyorum. Mehmet Balcı, öyle bir toplumda yaşıyoruz. Ne babaya, ne anneye, ne amcaya, ne abiye güveni kalmamıştır kimsenin. Nesil bozulmuştur. Konu TC ve KKTC değil, gerçekten değil. Buradaki suçlu olan insanların cinsi bozuk olan toplumdaki insanlar şimdi ibreti alem olsun diye vinç üzerinde yok işte öyle bir dünya. Nevzat Özkul günaydın. Pembe Aylanç. Teşekkür ediyorum. Havva Çoban, Nezire Gülkan, Türker Yavuz, Fazilet Özdenefe, Mahmut Anayasa, Feral Uyumsal, aynen. Şefika Dört Gazi, Mehmet Aktunç, Mustafa Özsoy, Şoföroğlu günaydın. Salise Akmandor, bence çocukları cesaretlendirecek bir şeyler yapmalı. Onların yalnız olmadığını bilmeleri lazım. Korkmamaları için onlara bir güvence sağlamak lazım. Arkadaşlar, bilirsiniz değil mi? Köylerde
hayvancılık yapsın diye insanlara yerler dağıtılır. Oraları yaşam alanlarına dönüştür. İnek buraşla yatır, aileler buraşla yatır. Bazen elektrik var, bazen elektrik yok. Bazen aş var, bazen aş yok. Öyle çalışma izni verdim. Gel memlekette çalış. Kaçak da olsa çalış. Biz neyin denetimini yapıyoruz? Neyin? Farkında bile değiliz olanın bitimi. Hala daha kimlik üzerinden teselli bulma derdindeyiz. Burada, bu coğrafyada, evinin dibinde, tarlanın dibinde, ormanının dibinde yaşanıyor bunlar bu coğrafyada. Dipkarpaz'dan Neşil Irmağı. Efendim güneyde de yaşanır. Bana ne? Bana ne? Suç her yerdedir. Bana ne? Beni kimse teselli etmesin. İş teselliyse herkes bir teselli bulur. Sen bunu önlemek için ne yapıyorsun? Sen bunun üstesinden gelmek için ne yapıyorsun? Soru budur. Ağır ceza demek şeytan içine girince yakalandığında bana da bu olacak diye bilip suçu işlemeye cesaret edememek demektir. Hukuktan vazgeçmeyelim ama şeriata ihtiyaç duyduğumuz kısımları örnek alabiliriz diyor. Yani öfkemiz yaşadanın daha ağırını yaşamasını düşünmemizi sağlıyor. Zalimden daha zalim, vandaldan daha vandal bir duruma gelebiliyoruz. Suçların içeriklerini öğrendiğimiz zaman. Göksel Özkan günaydın, Mahmut Anayasa, Sertaç Çalçın, Kenan Akın, Gökhan İnik. Bir bedende vicdanın yok oluşu budur Hüseyinciğim. Sosyal hizmet anlamında sınıfta kalmış bir toplumuz. Bu konularda alakalı yaptırımlar tacize uğrayan, tecavüze uğrayan ne kadar mağdur oluyorsa tacizci ve tecavüzcüler de ona denk ceza alması lazım. Yaptırımlar ağır olmalı. Günaydın halam, doğru söyledin. Her anne ve her baba anne baba değildir, olamaz. Mahmut Anayasa, tecavüzcü baba UBP'den parti meclisi adayı değil mi? Yok, değil. Şimdilik standardımız taşlayanlar. Yani o noktaya kadar geldik Mahmut Anayasa. Aynı evde yaşayan tüm bireylerin tek tek ifadeleri alınmalı. Bilen ve susan dilsiz şeytandır. Suç ortağıdır. Çaresiz idim. Git at kendini bir polis karakolundan içeri. Git at. En kötü ihtimal tecavüze uğrayan kızının hayatını kurtaracaksın, senden şiddet görecek. En kötü ihtimal. En kötü ihtimal. Değmez. Değmez. Göksel Özkan, şok oldum. 2 yıl nasıl olabilir bir evin içinde? Mustafa Serçelik, Mehmet Ali Güloz, Mustafa Şahan günaydın, Mehmet Balcı, Defkoşa'da. Çocuğu lobiye bırakıp uyutuyorlar diyor. Aşağıya inip kumar oynuyorlar. Sonra çocuğunu alıp gidiyorlar. Şikayet ettik diyor sosyal yardıma. Hiçbir şey olmadı. Ne anne ne babayla ilgilenmiyorlar. Hasan Ulusioğlu, bunların gözü dönük boş yere nefes tüketme Hüseyin. Kanın bozuksa idam cezası bile verileceğini bile bile yapar. Sorun bunu önleyebilmektir arkadaşlar. Sorun bunu önleyebilmektir. Bir aile yöntemi var. Sosyal hizmet uzmanları bunun için eğitiliyor. Sosyal devlet bunun için var. Yargı, adalet, polis, savcı, hakim bunun için var. Bunun için vardır. Kendi kızı diye düşünüyor. Günaydınlar, iyi yayınlar. KOP'ta emekli olmasına rağmen hala 2 maaş alıp çalışanlar var. Yüzlerce kendimiz işsiz. Ülkeyi terk ediyor. Aileler geçim sıkıntısını ayrılıyor. 12 bin TL artı 5 bin TL, 17 bin TL maaş alan varken ülkeyi terk eden gençlerimiz diyor. Hayriye Kahveci günaydın. Sayın Kenan Akın'ın yorumuydu az önce okuduğum. Gülseren Yörükoğulları, Hüseyin Bey konuşun lütfen, başka türlü bu konular su yüzüne çıkmayacak. Herkes sussun, kimse konuşmasın. Yok fazla dilsin.
Yani Allah'ım artık yeter, dayanılacak gibi değil. Hayat Soykan, nefesine diline sağlık demiş. Ekin Adademir, günaydın. Ayşe Alçın, eminim bu hasta şerefsizler başkalarına da tecavüz etmiştir. En yakınına bunları yapanlar başkalarına ne yapmaz? Sorgulanmalı diyor. Teşekkür ediyorum Hayat Soykan. Enis Alagöz, Can Sözer, İpek Halim, günaydın. Engin Bulut, abi iyi yayınlar diyeceğim ama diyecek bir şey bırakmadılar. Son olanlardan sonra diyor. Gökhan Necipoğlu, Gökhan günaydın. Gökhan kardeşim, Hüseyin Karagözlü, uçak alanına makine koyacağım. Makine içeri gidebilir derse içeri koyacağım diyor. Beyza Emirzade, bir anne 2 yıl boyunca eşi tarafından tecavüze uğrayan kızını nasıl fark etmez, aklım almaz. Öyle bir şey olamaz. Anne de araştırılmalı diyor. Turgay Didinir, günaydın. Cemal Uluçay, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Nasıl bir garip memleket haline geldik diyor. Münevver Boran Avşar, günaydın, iyi yayınlar. İnsanın aklı almıyor yaşananları. Çocuklar bizim geleceğimiz. Babasının tecavüzüne uğrayan bir çocuk ileride nasıl aile kuracak? Nasıl çocuk yetiştirecek? Caydırıcı cezalar gelmediği sürece bu gibi olayları maalesef daha çok duyacağız. Böyle bir ortamda çocuk yetiştirmekten korkar oldum diyor Münevver Boran Avşar. Ömer Gülsem, bir baba olarak evladımızın saçının teline zarar gelme yüreğimize acır, gelse acır. Bir babanın kendi evladına şehvet duyması, tecavüz etmesi nasıl bir dünyada yaşıyor? Evladını en sağ, en temiz duygularla babasına sarıldığında o duyguların karşılığını şehvetle hisseden bir baba olabilir mi? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir. Mahmut Adaş, Selma Beyaz, susmamalıyız, haklısınız. Bunlara bir şekilde ceza verilmeli. Daha ağır bir şekilde. Kaan'cığa da yapılan hala içimizde buruk ve daha birçoğu, bu ortamda çocuk doğuramam ben, ki doğurmamalıyız da böyle psikolojisi bozuk ortama, böyle kalitesiz ortama. Nevzat, günaydın. Savaş Pozat, Özal Zayıfoğlu, Havva Akdeniz, Ahmet Betmezoğlu, Mehmet Moreket, Mehmet abi günaydın. Ahmet Betmezoğlu, Ahmet baba, Güneş Münüş, Meryem günaydın. Hüseyin abi demiş. Yağış Akpınar, Sevilay Arifoğlu. Vay Sevilay, gittin Ankara'ya. Hadi. Böyle çok iyi bir doktor olarak dön ama memlekete. Dön. Kalma yani oralarda. Çok iyi bir doktor olarak memleketine dön sevgili Sevilay. Katliye Akçagil, nasıl bir midedir, nasıl bir zihniyet? Mahan Ekmekçi, günaydın. Laden Alper, Bakiye Lord, Eriz Giritli, Abdullah Azizoğlu, Yıltan Erçika, Selda İçer, Halil Artan, Feral Uyumsal, Grafik Tasarım, günaydın. Okan Çil, Ahmet Boranlı, günaydın demiş. Ayşe Eziç, Bayram Beşerler, Cengiz Uğurlu Şanlı Türk, Ahmet Hasan Karaçalı, Orhan Kürşat, Semral Özyaprak, İrfan Batu, Pembe Aylanç, Hüseyin Ekmekçi, dostlar günaydın, yayınımızı paylaşalım, yorumlarınızı bekliyorum demiş. Bu Hüseyin Ekmekçi'ye de kulak verin değerli dostlar. Yayınımızı paylaşın, daha geniş kesimlere ulaşalım. Daha geniş kesimlere sesiniz, yorumlarınız ulaşsın. Yayınımızı paylaşınız. Dün 40 paylaşım vardı sevgili dostlar. Rezalet değil, çok az. Değil mi Ertuğ? Ertuğ, yüzüme bak. 8 saniye ara verelim. Bir rahatlayalım. 8 saniye ara verelim değerli dostlar. Bakalım gazete manşetlerine neler var. Kıbrıs Gazetesi ile başlayalım. Bir aile içi cinsel istismar daha. Alayköy'den sonra bir şok edici haber de Lapta bölgesinden geldi. Alayköy'de bir babanın öz kızına tecavüz etmesinin yarattığı infial devam ederken bu kez Lapta bölgesinde yine 17 yaşında bir kız polise giderek dayısı ile öz babasının cinsel istismar ve cinsel tacizine maruz kaldığı yönünde şikayette bulunur. Bugün mahkemeye çıkacaklar. Baba ve dayı suçlamaları reddetti. Şimdi zaman zaman şu olabiliyor arkadaşlar. Baskı yiyen kız çocukları bu tür iftiralar atıyorlar. Yani bununla polis de yüzleşti. Diğer adli makamlar da
yüzleşti. Ama Alayköy'de yaşadığımız olayda baba itiraf ediyor. Pişmanım diyor. Keşke yapmasaydım diyor. Dolayısıyla bu Lapta'daki olayı da bugün mahkeme sonucunu bir görmemiz gerekiyor. Alayköy'deki olayda sabit. Baba mahkemeye gidiyor. Kusura bakmayın pişmanım diyor. Lanet olasıca. Döviz düşüyor, fiyatlar değişmiyor. Dövizin aşırı yükselmesiyle katmerlenen fiyatlar dövizin düşmesiyle düşmedi. Ürünlerdeki fiyat düşüşleri döviz kurlarının stabil hale gelmesini bekliyor. Ölümlü kazaya 3 yıl hapislik cezası verildi. Yaşlı kadının altınlarını ve parasını çaldılar, ölümle tehdit ettiler. Eve girdiler, uyumasını bile beklemediler arkadaşlar. Hem dövdüler hem malını çaldılar. Erdemli'de saat 12'de gece yarısı 79 yaşındaki Nermin Hasta evine girdiler. 79 yaşında. İnsan çok şey söylemek istiyor. Sonra bir yutkunuyor, bir yudum çay alıyor. Ne yalan söyleyeyim, yani küfür edecek noktaya gelmek istemiyorum açıkçası. Küfür anlamına gelecek şeyler de söylemek istemiyorum. Halil İbrahim Doğan, Turgay Hilmi, Atilla Topaloğlu, Zeynel Arar, Didem Gürses, Polat Alper, Bayram Beşerler, günaydın hepinize. Halil Tanyeri, Mehmet Kozan Pakkaner, Fethin Alevece Sönen'le günaydın. Eylem Hanım, Sonat Altu, Alp Ermiya, Soner Akdeniz, Aslı Elder, Tansel Ekmekçi, Adem Beydola, Remziye Güröz, Berkay Lamiz. Gene yüzdelikle yapıp eski yeniler arasındaki farkı açmaya devam mı edecekler? Peki özel sektördeki asgari ücreti ne yapacak diyor Berkay Lamiz. Çiğdem Duvarcı, Düzen Ayca, Ayda Hüseyin Erduran, Levent Yüksek, Reşat Kansoy günaydın. Eylem Dolmacı, biz marketimizde anavatan Türkiye'de başarıyla sürdürülen enflasyonla topyekin mücadele kampanyasını başlattık. Fiyatlarımızı aşağıya çekiyoruz diyor. Günay Tongar, Emel Tel, Birikim Özgür Şahap Aşıkoğlu, Soner Akdeniz, Hüseyin Özinal, Alp Ermiya. Alp Ermiya, düzen bozuldu, eğitim seviyeleri çok düşük. Bu insanlar aklı başında insanın hiç gelip yerleşir mi içine böyle bir şey diyor. Mustafa Abuzet günaydın. Evet, atlamayalım hiçbir yorumu. Sevgili Bertuğ Havadis gazetesine bakalım. Havadis gazetesi de bu olayı manşetine taşıdı. Bu nasıl baba, bu nasıl dayı diyerek toplumda Alayköy'de yaşanan aile içi tecavüz olayının infiali devam ederken Lapta'dan daha korkunç bir haber geldi. Bu kez baba ve dayı 17 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti. Pişmanmış, itiraf etti. Alayköy'de önceki gün açığa çıkarılan tecavüz olayının zanlısı baba polise verdiği ifadede öz kızına tecavüz ettiğini itiraf ediyor. Son 2 yıldır bunu yaptığını söylüyor ve pişmanım diyor. Dayı ve baba 17 yaşındaki genç dayının 9 yaşından beri kendisini taciz ve tecavüz ettiği için polise başvurdu. Genç kadın bu yıl öz babasının da kendisine tecavüz ettiği yönünde polise ifade verdi. Sosyal Hizmetler Dairesi'ne sığınarak durumu anlattı. Dairedeki uzmanlar eşliğinde polise başvurdu ve bu kötü olay ortaya çıkarıldı. Egemen Hasan Koç, birkaç yorum okuyalım sevgili Bertu. Egemen Hasan Koç, araba bile kullanırken ehliyet almak gerekiyor. Çocuk yapmadan da belli denetimlerden geçilmeli. Her isteyen üremesin diyor Egemen Hasan Koç. Aysel Ulaş, sosyal hizmetlere görev düşüyor ama yetersiz kalıyor. Bence okullara ve belediyelere çok büyük görevler düşüyor. Belediyenin görevi sadece temizlik değildir. Kocaman bir köyün bilir kişisidir. Köyde kadınlar çok mağdur. Bana göre Lefkoşa Türk Belediyesi'nin sığınma evi memurlarının görevlerini biz köylerde görmek istiyoruz diyor. Aysel Kurt, Ulaş bu arada Alayköy'de yaşıyor. Katli Akçagil nasıl bir midedir demiş. Özlem Gürkut, Mahmut Karagöl, Cuma Parlaktepe, Belgin Sefer,
Buray Bisküvitçi günaydın. Gürhan Koşer, Ahmet Karavelioğlu, Bahan Arca, Mustafa'nın gözlerini hiç unutmuyorum. Hala konuşmayalım. Ekonomi, siyaset, insanlık öldü. Seçim yapmayalım. Bakanlar Kurulu acil bu gündemle toplanmalı diyor Mahan Arca. Hayrullah Erdem, Gülçin Kaplan, günaydın. Mustafa Şahan, dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Şeriat kanunu uygulanmalı. Özlem Özkılıç, gün aymadı bugün. Konuşmalı ki çocuklar aydınlık günlere uyansın. Evet, konuşacağız. Deşifre edeceğiz. Söyleyeceğiz, üzerine basacağız. Etrafımızda bunlar yaşanırken susmak bize yakışmaz. Yakışmaz arkadaşlar. Mehmet İsmetoğulları günaydın. Aktunç Terkan, Hüseyin Bey Arapköy'de bir engelli kızımıza üvey abisi tecavüz etmişti. Bu tecavüzden bir bebek doğdu. Peki üvey abi dışarıda dolaşmıyor mu? Hani caydırıcı ceza nerede? Bunun sonu olmayacak maalesef. Çok üzgünüm diyor. Pembe Aylanç, 2 yıl pişman değildi, tutuklanınca pişman oldu. Hatice Hülya Ürer, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyorum. Mustafa Sarper, ülkemizin nüfus yapısını değiştirenler kendileriyle gurur duysunlar diyor. Kıbrıs Oneyil, günaydın. Sezer Şahin, Pembe Geceli. Bertuğ Topal, günaydın. Yayınımızı izlemişim. Birkem Töre, idam ya da şeriat teknikleri ceza değildir, ibrettir, suçu önleme yöntemidir bana göre diyor Birkem Töre. Evet, havadiste kahramanlık ve onur diyor Mehmet Moreket. Havadisin olaya dahli bir yayını yaymadır. Doğrudan yayın yapma, iftira atma değil. İddia sahibi iddiasını hakim önünde tekrarlamış olduğu halde tek suçlu bulunan o iddiayı başka bir yayın organında iktibas eden gazete olmuştur. Maddi önemi yok bu cezanın. Dediğim gibi bu hadis olayının maddi hiçbir önemi yok diyor Mehmet Moreket. Diyalog gazetesi, demir çubukla Erdemli'de yaşayan 50 yaşındaki Nermin Hastağ'ın evini basan iki soyguncu ölüm tehdidi altında paralarını ve altınlarını alıp kaçtı. Haber verirsen seni öldürürük dediler 80 yaşındaki kadına. Üzerine kapanıp ağzını kapadılar. Tek başına uyuyordu. Hadi siz o yaşlı kadını ve onun komşularını o köyde, o evlerde yalnız uyudun bakayım, bir kere daha uyuyabileceksiniz. Yalnız uyudun bakayım, bir kere daha uyuyabileceksiniz. Yazıktır arkadaşlar, gerçek. Gerçek. Yani bu kadar rahat suç işleyebilme özgürlüğünü kendinde hissetmemeli herkes. Hissedememeli. 2 yıl gizlendi. 17 yaşındaki öz kızına tecavüz eden 44 yaşındaki baba yaptığı iğrençliği itiraf etti. Bir cana bu ceza. Ruhsatsız ve sigortasız araçla karşı seride geçti ve 60 yaşındaki Hasan Maraşlı'nın ölümüne neden oldu Arif Sun'a 3 yıl hapis yatacak. Zaten 1 yılda geçti. 1 yılda yatır. Sen sağ ben selamet. Çığlık attı, kurtuldu. Aşırı derecede alkollü olduğu esnada 23 yaşındaki kadının kaldığı eve giren Murat Tezer'i kamera kayıtları ele verdi. Yılın ilk 9 ayında Rumlar KKTC'de 9 milyon 800 bin, Türkler Güney'de 13,5 milyon euro harcadı. Gene de öndeyiz. Ama geçmişte son 3 ayı baz aldığında katlaya katlaya geldiler. Uğur Böceği Münüsem, günaydın. 3 Kasım'da görüşeceğiz. Abide Gül Egemen, sevgili Abide, günaydın. Afrika Gazetesi, Büyükelçi ceza istedi. Avukat Tacan Reynar, polis tahkikat müfettişi İsa Sevindik'i 3 saat sorguladı. Sevindik, TC Büyükelçisi Derya Kambay'ın hakkımızda polis genel müdürlüğüne yaptığı yazılı şikayeti Reynar'ın talebi üzerine mahkemede okudu. Basın Sen açıklama yapmış. Elçi halkımız adına konuşamaz. Evet. Yeni düzen, Derinyan'ın ardından Aplıç da hazır.
Başbakan Tufan Ergürman bazı bakanlarla birlikte, kimmiş o bazı bakanlar? Yükü çeken Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım Bakanı Erkut Şali, Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ile birlikte Derinya'dan sonra Aplış Geçiş Noktası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Bundan sonrası iki siyasi lidere kaldı. Onlar biz hazırız dediği anda geçişler teknik olarak başlar. Yani Türk tarafı üzerine düşeni yaptı. Anastasiadis ile Akıncı, Adere Gumbaro desinler, geçişler başlasın. Ölümlü kazaya 3 yıl, öz kızına 200 tecavüz eden baba tutuklandı. Korkunç soygun, 2 tutuklu. Tabipler Birliği'nde seçim var. Arifoğlu ve Özlem Gürkut aday. Akıncı Anastasiadis ise görüşme çağrısı yaptı. 29 Ekim'den önce görüşelim. Derinya ve Aplıç kapılarının açılış tarihini açıklayalım. Bu arada Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de Türkiye'ye davet edildi. Biliyorsunuz orada havaalanı açılışı var. O havaalanının açılışına katılacak. Katılacak yani. Onu söyleyelim. Sezer Şahin Çarşambalı, günaydın abi, ne hale geldik diyecek bir şey bulamıyorum. Mustafa Serçelik, bazı arkadaşlar şeriat kanunları diyor ya, bu tür sapıklıkların normal gördüğünü açıklayan, sözde din adamlarının abuk sabuk açıklamaları da tecavüzlerin artışında etken değil mi? Babaya diyorlar ki kapatın kız çocuklarınızı. Çünkü diyor sizde şehvet uyandırabilir, haklı olarak diyor günah işleyebilirsiniz. Şehvetinize de size de. Alev Sefer, Dima Çağner, Olgun Amcaoğlu, sizlere de günaydın. Detay, Derinya ve Aplıç onaya kaldı. Nikos ve Mustafa karar verecek. Detay gazetesinin manşeti. Derya ve Rajasthan UBP milletvekillerine haklı eleştiri. Nisaba, yani meclis oturumuna girmeyenlerin eksik yazılsın, maaşlarından kesilsin diyorlar. Çözüm şekli konusunda Anastasiadis uzman talep etmiş. Değerli dostlar. Vatan Gazetesi, tıp iş hastanelerindeki eksikliklerden dolayı insan sağlığı tehdit altında diyor. Manusa Belediye Tiyatrosu, benim oğlum doktor komedi oyunuyla perdelerini açıyor. Birçok köyde bugün elektrik kesintisi olacak. Sevgili Bertu, ne kaldı bakmadığımız? Star, nisap kavgası, Star Gazetesi. Özersay yeni elçiyle buluştu. Ankara'da Türkiye'nin yeni Lekoşa Büyükelçisi olarak atanan Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi. GAÜ yeni bir bakış açısı geliştiriyormuş. Eğitim Fakültesi Dekanı Nesrin Kale. Kıbrıs Postası. Dörtlü hükümet dört yasa bile geçiremiyor. Şimdi meclisi bile toplayamıyor. Böyle bir gerçek var arkadaşlar. Karaokçu istifa etti. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanıydı. Karaokçu istifa etti. Oranın yeniden yapılandırılması ve daha güçlü bir şekilde bu topluma hizmet vermesi gerekiyor. Öyle uçurgan şenliğine sponsor olalım, farkındalık yaratalım. Böyle bir dünya yok. Bununla geçti. Bu dönem etkin, fiili mücadele gerekiyor değerli dostlar. Türkiye'den gelen öğrenci ülkedeki vukuatların ana sebebi değildir diyor Turgay Avcı. Halkın sesi, hayat pahalılığı ödeneği geldi. %40 artış istiyor arkadaşlar. Memur sendikaları varsa verilsin. Hatta kapı kapı gezilsin, dağıtılsın. Evet değerli dostlar, yarın haftanın son programı 9'da burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın, umarım yarın farklı şeyler konuşabiliriz. Yorumlarıyla programımıza katkı yapan
Melih Özaklı, Öykü Soykal, Osman Berkel, Murat Şenkul, Hatice Özler Şahin. Hoş geldiniz yayınımıza. Pembe Aylanç, şefetinize de size de diyor. Yayınımızı paylaştığınız için, yorumlarınızla programımıza destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 121 paylaşım. Sevgili Bertu. 116 yorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kuzey Kıbrıs Türksel, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs'ı sundu.